Kim olabilir cennetlik adam? Biz böyle bir şeyle karşılaşsak kim olabilir? Hacca gitmiştir muhakkak. Ramazanda da iftar vermiştir muhakkak. Bir de bir vakfa, derneğe, gruba, tarikata bir yere girmiştir muhakkak. Eh sakallıdır da tabi. Sakalsız da olmaz. Çocuklarından birini de İmam Hatip'e vermiştir. Öbürlerini de doktor yapmıştır. Eh Afrika'ya sadaka da gönderiyordur muhakkak. E kim olabilir ki başka cennetlik adam? Amlı Ab İbn Amr, Amr İbnül Az sahabi merak etmiş kim olabilir bu adam? Medine sokaklarında dolaşıyor. Beraber camide namaz kılıyorlar. Namaz kılmaktan kaynaklansaydı bu, e hepsi aynı camide, aynı peygamberin arkasında o namazı kılıyorlardı. Hepiniz cennetliksiniz demesi lazımdı. Bu adam, filan yerdeki camiyi yaptırmış biri olsa bilinirdi zaten. Herkes görürdü bu adam filan camiyi yaptırmış. Böyle bir şey de yok. Bu adam filanca Uhud'da şehit düşmüş adamın babası dense o da bilinirdi. Şehit babası olarak herhalde bu ödülü kazanmıştır denirdi. Kaldı ki onun gibi bir sürü daha şehit babası var. Onlar için de bu ünvan kazanılırdı. Ortada gözle görülecek bir şey yok. Olsa bilir zaten sahabe. Herkesin gözü önünde Bedir'de şöyle mücahitlik yapmıştı denir. Mesela Übey ibn Ka'b için radıyallahu anh böyle bir şey söylese aleyhissalatü vesselam efendimiz herkes bunun nedenini bilirdi. Çok iyi hafız çünkü. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh için böyle bir şey söyleseydi aleyhissalatü vesselam efendimiz, bunu da bilirlerdi çünkü o Kur'an okuduğu zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işini gücünü bırakıp onun okuduğu Kur'an'ı dinliyordu. Çok güzel Kur'an okuyordu. Ebu Bekir için de söylense, e bunu anlamayacak ne var? Mağara arkadaşı. İlk Müslüman. O cennetlik olmayacak da kim olacak? Ama bir adam için bu adam cennetliktir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın hiçbir özelliği yok. Eh olsa olsa adam gece teheccüddedir. Gece sabaha kadar gözyaşı akıtıyordur adam. Kur'an okuyordur sabaha kadar. Yani insanların gözü önünde olmayan bir özelliği vardır muhakkak bu kişinin diye düşünmüş İbn Amr İbn Laz. Ama yaptığı araştırma bu sonucu vermemiş. Çok enteresan bir şekilde üç gün izlemiş adamı. Üç gece izlemiş. Beraber eve gidiyorlar akşam. Sabahleyin beraber camiye geliyorlar. Bu onun evinde misafir kalıyor. Üç günde elde ettiği tek ipucu Adam sağa sola dönerken, hani uykusunda insan sağdan sola dönerken uyanıyor ya bir miktar, uyanınca estağfurullah, subhanallah zikirler yapıyor adam. O da sağdan sola dönene kadar yani on bin defa subhanallah demiyor. Bir subhanallah diyor, devam ediyor adam uyumaya. Uyanınca Allah'ı hatırlıyor diyebiliriz buna. Adam kendisi de yahu şu işleri yaptım, bu işleri yaptım demiyor. Yok öyle yaptığı bir şey yok adamın. Adamın tek özelliği var. Kendisinin de hatırladığı, çevresinde de bilinen nötr göğüslü adam. Müslümanlara karşı kin ve nefret taşımıyor. Haset yok göğsünde. Bu formül nedir değerli kardeşlerim? Formül şudur. Bir insan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip iman ettiği zaman o cennet için ayarlanmış bir beden sahibi demektir. Cennete uçacak bir kuştur o.